Kuzenim Cebir dersi alıyor ve dün akşam aradı, bazı limit soruları sordu ve çok güzel sorulardı. Şimdi ona verilen soruları dersimize alırsam çok iyi olabileceğini düşündüm, o yüzden çözelim bakalım doğru hatırlayabilecek miyim. Aklımda kaldığı kadarıyla yazıyorum. Umarım dün akşam telefonda çözdüğüm gibi kolayca çözebilirim. Hatırladığım kadarıyla ilki şöyleydi, z 2'ye yaklaşırken fonksiyonumuz x, yok hayır olmadı, x yok ki, z olacak. z kare artı 2z eksi 8 bölü z üzeri 4 eksi 16 evet. Şimdi limit sorusu çözerken yapmanız gereken ilk şey değişkenin değerini yerine koymaktır. Belki de z'nin 2'ye eşit olmasına herhangi bir sorun yoktur. 2'yi yerine koyup fonksiyonu çözersiniz. Fonksiyon sürekli ise, z 2'ye yaklaşırkenki limit, fonksiyonun 2'deki çözümüne eşittir. Ama 2'yi paydada yerine koyunca, hemen bir sorun çıktığı görünüyor. 2 üzeri 4 eksi 16. O olmaz. Buradan sıfır gelir ki bu da tanımsız yapar. Sıfır payda da olamaz değil mi? Bu sorunu aşmak için bir yol bulmalıyız. Karşımıza çıkan bunun gibi 10 sorunun 9'unda hem pay hem de payda çarpanlarına ayrılabilir göründüğü için yapılması gereken ilk şey bunları çarpanlarına ayırmaktır. Bu ifadenin eşitini yazayım. Şimdi z 2'ye yaklaşırken pi nasıl çarpanlarına ayrılır? Bakalım karesi var, artı 2 katı var. Bunlara bir de eksi 8 eklenmiş. Muhtemelen artı 4 ve eksi 2 olacak. O halde burası x artı, hayır x değil. Hep <laughs> amma şartlanmışım ya bire x diyorum. z artı 4 çarpı z eksi 2. İkinci dereceden bir denklem ayırdık. Peki payda nasıl olacak? Burası a kare eksi b kare biçiminde değil mi? O halde burası a kare eksi b kare biçimindeyse a z kare eşit olmalı değil mi? Yani z kare artı 4 çarpı z kare eksi 4. Burası da a kare eksi b kare biçiminde değil mi? O halde burası da z artı 2 çarpı z eksi 2 olur. Evet çarpanları ayırmak işe yaradı. Hem payda hem de payda da aynı terimi görüyoruz aynı olmalarının yanı sıra bize sorun çıkaran bölüm de o terim değil mi? Çünkü z yerine 2 koyduğumuzda 0 elde ediyoruz. O halde z'nin 2 olduğu noktada çözemediğimizi varsayıyoruz. Diğer tüm z değerleri için sadeleştirebiliriz çünkü bu ikisi aynı değer verir. Peki geriye ne kaldı? Şimdi fonksiyonun eşitini yazayım, rengi de değiştireyim. z 2'ye yaklaşırken z artı 4 bölü z kare artı 4 çarpı z artı 2. Peki bu kaça eşit? Burası da 6 bölü 2'nin karesi artı 4 kaçtır? 8'dir. 2 artı 2 de 4'tür. Bu da 3 bölü 16. Bence bu çok ilginç bir soru. Bir tane daha çözelim. Kuzenim bunu da sordu. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? Sorunun ana hatlarını hatırlıyorum. Kuzenimin sorduğu soruyu aynen yazamayabilirim ama umarım içerik aynı olacak. Fonksiyon şöyle, x sonsuza yaklaşırken kök içinde x kare artı 4 x artı 1 ve eksi x. Soruya baktığınızda düşünmeye başlarsınız. Fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Sonsuza yaklaştıkça bu terim çok büyür ama daha sonra kare kökünü alıyoruz. x kare terimi 4 x'ten daha büyük olur. Sanki burası x'e yakınsıyor gibi ama ardından eksi x geliyor. O nedenle sıfıra yakınsıyor olabilir. Kuzenimle konuşurken sezgisel olarak ilk aklıma gelenler bunlardı. Ama şimdi göreceğiniz gibi sezgilerim yanlıştı. Bu soruyu çözebilmek için bilmeniz gereken bir numara var. Karekök işleminin ardından çıkarma işlemi varsa, karekökten kurtulabilmek için bu göstereceğim numara gerçekten çok işe yarar. Bu nedenle soruyu çözerken yapmamız gereken eşleniklik olgusu. Normalde karmaşık sayılarda kullanılır. Eşlenik, eşlenik. Örneğin a artı b'nin eşleniği a eksi b'dir. Ya da tam tersi a eksi b'nin eşleniği a artı b'dir. Bu soruda bu ifadeyi eşleniği ile çarpacağız. Peki bunun bize ne faydası dokunacak? Elimizde a eksi b varsa ve biz onu a artı b ile çarparsak, a kare eksi b kare elde ederiz. Bu da karekök ifadesinden kolayca kurtulmamızı sağlar. Yapalım o zaman, bu ifadeyi hemen eşleniği ile çarpalım. Ama yalnızca eşleniği ile çarpamayız değil mi? Eşleniği bölü eşleniği ile çarpmalıyız. Çünkü bir sayıyı değiştirmemek için onu 1 ile çarpmalısınız. Şimdi eşleniği ile çarpalım bakalım. Karekök içinde x kare artı 4x artı 1 ve artı x. Eşleniği bu değil mi? Eksi x yerine artı x yazdık. Yalnızca bu ifadeyle çarpamayız, 1 ile çarpmalıyız. Aksi takdirde değer değişir. Yani aynı ifadeye bölmeliyiz. Karekök içinde x kare artı 4x artı 1 ve artı x. Şimdi şunları sileyim de aklınız karışmasın. Aklınız karışsın istemiyorum. Peki elimizde ne var? Fonksiyon nasıl oldu? x sonsuza yaklaşırken pi a eksi b çarpı a artı b biçiminde. Yani a kareli bir terim gelecek. Bunun karesi nedir? X kare artı 4x artı 1 eksi b kare gelecek. B kare neye eşit? B x olduğuna göre eksi x kare olacak. Bu bölüm tamamen cebirsel işlemler. Ölü paydadaki bu ifade karekök içinde x kare artı 4x artı 1 ve artı x tamamdır. Şimdi küçük bir sadeleştirme yapabiliriz. Paydaki bu iki terim birbirini götürür. x kare eksi x kare eşittir sıfırdır. Şimdi fonksiyonu inceleyebiliriz. x sonsuza yaklaşıyor. x sonsuza yaklaşırken ne yaparız? Hem payı hem de paydayı en yüksek dereceden terime böleriz. Bu soruda en yüksek dereceli terim x'tir. Payda ve paydada x var. Tabi doğal olarak 1'i x'e bölerseniz, x de sonsuza yaklaşıyorsa o terim sıfıra yakınsar. Yapalım bakalım. Payı ve paydayı x'e bölelim. Paya uyguladığınız her işlemi paydaya da uygulamalıyız. Aksi takdirde değer değiştiririz. Çarpı 1 bölü x bölü 1 bölü x. Payı ve paydayı x'e böldüm. Fonksiyonun şimdi son halini yazalım. x sonsuza yaklaşırken 4 artı 1 bölü x bölü... Evet, şimdi size bir soru sorayım. 1 bölü x'i bu ifadeyle çarparsak ne olur? Cebir bilgilerimizi hatırlayalım. Şimdi 1 bölü x çarpı karekök içinde x kare artı 4x artı 1 nedir? Bu bölümü yanda çözüyorum. 1 bölü x'i karekök içine alırsak 1 bölü x kare olur değil mi? Bu ifadenin eşiti de tabi 1'in karesi bölü x kare de diyebilirsiniz. Burası 1 bölü x kare, 1'in karesi de yazabilirsiniz, hiç fark etmez. Çarpı x kare artı 4x artı 1. Gayet mantıklı değil mi? Soru böyle verilseydi, 1 bölü x kareyi karekök dışına, karekök dışına çıkardığınızda, 1 bölü x olacaktı. Bunun tersini yaptık. Şimdi bu bölümü anladığınızı varsayıyorum. Tüm ifade karekök içinde. Normalde x'e bölüyor olmamıza rağmen karekök içine girdiğimiz için x kareye bölüyor gibiyiz. Bu nedenle de şimdi karekök yazayım, x kare bölü x kare 1 eder. Evet umarım neden x kareye böldüğümüzü anlamışsınızdır. Aslında x'e bölüyorsunuz ama karekök içine girdiğinden x kare oluyor. Şuraya yazayım. 1 bölü x çarpı kök a' şuna eşittir. Eşittir karekök içinde 1'in karesi bölü x kare çarpı a. Burası 1 bölü x aslında. Bu cebirin bir özelliği. Tüm ifadeyi x kareye bölüyoruz. 1 artı 4 bölü x artı 1 bölü x kare Ardından bu terimde x'e bölüyoruz. Çünkü bu karekök içinde değil. Bu nedenle burası 1 olur. Peki bu ifadenin x sonsuza yaklaşırken limiti nedir? x sonsuza yaklaşırken bu terim 0'a gider. 1 bölü sonsuz 0'dır. Bu terim de 0'a gider. Elimizde ne kaldı? İfadenin eşiti 4 bölü karekök 1 artı 1. Bu 1 eder. İfade de 4 bölü 2 yani 2 eder. İşte yanıt. Bir soru daha çözelim. Bakalım kuzenimin sorduğu üçüncü soruyu hatırlayalım ve onu çözelim. Bu soruda da trigonometri, trigonometri bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Zor limit sorularını çözmek için cebri ve trigonometriyi çok iyi bilmelisiniz çünkü fonksiyonlara takla attırıyorsunuz. Limitini bulmak için fonksiyonu anlaşılır bir hale sokmanız gerekiyor. Şu trigonometri sorusunu yapalım şimdi. Temizleyelim, renkleri de düzeltelim. Fonksiyonumuz şöyle, x sıfıra yaklaşırken kotanjant 2x, öyle miydi? Evet, evet, kotanjant 2x bölü kosekant x. Bu da tıpkı önceki sorular gibi yalnızca cebir bilmeyi değil, biraz hatta bayağı bir trigonometri bilmeyi de gerektiriyor. Kosekant x nedir? 1 bölü sinüstür. Burada neye dikkat ediyorduk? Kosekant sanki 1 bölü kosinüse eşitmiş gibi gelir ama değildir. 1 bölü sinüstür, bunu unutmayın. Kotanjant 2x de 1 bölü tanjant 2x'e eşittir. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğundan kotanjant da tam tersidir. O halde burası kosinüs 2x bölü sinüs 2x'tir. Burası tamam. Peki fonksiyonun eşiti nedir? Baştan yazalım. x 0'a giderken kotanjant 2x kosinüs 2x bölü sinüs 2x'tir. Bölü bölü kosekant x. Bu da neye eşitti? 1 bölü sinüs x. 1 bölü sinüs x. 1 bölü sinüs x'e bölmek, sinüs x ile çarpmak demektir. Fonksiyon ne oldu yazalım. Sinüs x çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x. Basit hesap kitap yapıyoruz ve sorunumuz devam ediyor. Çünkü x 0'a yaklaşırken bu terim de sıfıra yaklaşır ve paydada, paydada 0 olması kabul edilemez çünkü tanımsız yapar. Bu soruyu bu şekilde çözmemizin nedeni de bu zaten. Aslında bunu en başında yapmalıydık. x değerini yerine koyup paydada 0 elde ettiğimizi, yani çözemeyeceğimizi görmeliydik. Pekala, aslında şu ana kadar herhangi bir numara yapmadık. Bu iki ifade, bu iki ifade birbirine eşittir. Burada da x yerine 0 koyarsanız tanımsız olur. Peki ne yapabiliriz? Trigonometri bilgilerimizi tazeleyeceğimiz yer işte tam da burası. Sinüs 2x neye eşittir? Bu iki katlı açı formüllerinden biridir. Sinüs 2x, 2 sinüs x çarpı kosinüs x'e eşittir. Bunu biliyorsanız büyük bölümünü zaten hallettiniz demektir. Artık sadeleştirmek çok kolay. Burası 2 sinüs x çarpı kosinüs x oldu. x'in sıfır olmadığını, sıfıra yaklaştığını kabul edersek, Payda'daki, paydaki ve payda'daki sinüs x'leri sadeleştirebiliriz. Geriye ne kaldı? Fonksiyonumuz x 0'a yaklaşırken, kosinüs 2 x bölü 2 kosinüs x. Kosinüs 0 nedir? Kosinüs 0, 1'dir değil mi? Kosinüs 2 çarpı 0 da, kosinüs 0'dır, yani 1'dir. Eşittir 1 bölü, çünkü kosinüs 0, 1'dir. Bölü 2 çarpı 1 eşittir 1 bölü 2. Evet, 3 tane kapsamlı limit sorusu çözdük. Bu soruları çözmeyi öğrendiğinizde, matematik öğretmeninizin soracağı her soruya hazırlıklısınız demektir. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.